Gerçek bir dost bulmak tecrübe mi gerektirir yoksa kısmet mi? Gerçek bir dost bulmak tecrübe mi gerekir yoksa kısmet mi? Tecrübe ve kısmetin üstünde derin bir iman gerektirir ki Allah sana o insanları getirsin. Tecrüben olur, hiçbir işe yaramaz. Ömrün boyunca o tecrübenle sürünürsün. Kısmetin de olur, Allah sürekli bela getirir. Kısmetinde hep bela olur. Belalı insanlar, ters adamlar olur. Ama Allah'ı candan seversen, Allah sana güzel insan şeklinde tezahür eder. Yani tecelli eder. Sen de onları buldun gibi karşılarsın. Bir yerde buluşmuş gibi onlarla dost olursun. Mesela burada benim karşılaştığım bu mübarek varlıklar, bu güzel varlıklar, bu kutsal varlıklar zahiren kısmette karşıma çıkmış. Yani kısmet derken halk anlamındaki kısmeti diyorum. Onlar şans anlamında alıyorlar çünkü bazıları o anlamda. Öyle bir karşılaşma değil. Benim de tecrübemden kaynaklanan bir karşılaşma değil. Benim istediği kadar tecrübeli olayım. Adam eğer karaktersizse, adam yılan çıyansa ne yaparsan yap zaten haysiyetsiz, namussuz olur. Ama Allah kaderde onu kendi tecellisi olarak senin karşısına getirdiyse onu hiçbir kuvvet durduramaz. Sen ondan dost olursun. O Allah'ın nurudur. Allah'ın nurunun tecellisidir. İşte benim canımda olduğu gibi o bir harika olarak yaratılır. Kaderde bir mucize olarak yaratılır. Allah rast getirir. Karşı karşıya getirir. Senin de bizim kaderimizde yaratılman çok önemli. Evet. Kaderde olduğu için karşılaşıyoruz. Yoksa kısmet işte veya yoksa yetenek, kabiliyet, tecrübe bunların hiçbirinin alakası yok. Yalnız kısmet tabii, kısmet şöyle, asıl anlamı şudur. Ya Allah'ın kaderde ona belirlediği, o anlamda tabii ki. Kaderde Allah'ın belirlediği anlamda doğru. Ama halk mesela kısmetini bekler kız. Kısmet gelecek, nasıl olur? Bir rastlantı eseri birisini bulur işte, bir mühendis, efendim, arabası, evi olan. Ama kısmet çıktı kıza falan derler. Bütün ailesi, amcası, dayısı bayram eder. O çocuk da işte sevinir. Kısmet olduğu için kısmete kısmet gelmiş olur. O da o kısmetle sevinir. O da ayrı bir şeydir.